Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi bu. Bu proje de öyle hale getirildi ki ya, bu çok kutsal, dokunulmaz. Bak, dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız tabii ki yani. Doğruya doğru diyeceğiz, yanlışa yanlış diyeceğiz. Ben o yayında şunu da diyorum bakın. Bütün bu projelerle ilgili doğru olan ne varsa devam ettiririz. Yanlışları düzeltiriz, eksikleri de tamamlarız diyorum. Ama ne var? Bu söylediklerimden niye korkuyorlar ben onu anlamıyorum. Yani nedir bu yaygara, nedir bu fırtına? Şimdi eğer yaptığınız iş doğruysa korkmayın. Biz bu şirketin de yanında oluruz, arkasında oluruz. Yeter ki yaptıkları iş doğru olsun. Ama tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz. Ben açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar. Rekabet olacak. Devlet eşit ve adil şekilde benzer iş yapan bütün firmalara destek verecek. Başka türlü ülke ilerleyemez. Başka türlü bu ülkeyi kalkındıramayız. Ha, hasbelkader burada iyi bir proje ortaya çıkar. Fakat başka alanlarda da devlet kaynakları çarçur edilebilir. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu aile, bu firmanın sahibi olan aile benim de uzaktan tanıdığım ve özellikle babaları Özdemir Bey'in de hani sektörde çok saygın bir insan olmasıyla tanınan bir aile. Bakın bunların hepsinin haklarını teslim etmek lazım. Bizim burada eleştirdiğimiz şu andaki... Ama sizi kastınız bu değil. Aldığınız yanıt da sizce doğru değil. Evet. Anladım. Yani kast bu değil ama bu propagandada bir kasıt var. Yani bu kadar. Yani troller o iki gündür görseniz troller neler yapıyor. Maaş ödüyorsunuz. Bir kişi 30 tane hesaptan tweet atıyor. Hiçbir önemi yok. Hiçbir kıymeti yok.